Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Evet kıymetli arkadaşlar, analiz konumuz dolar TL ve gündemimizde malum konu olarak Barış Pınarı Harekatı'nın bugün itibariyle 22 Ekim itibariyle akşam saat 22 itibariyle sona ereceği ve bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte ABD ile varmış olduğumuz 13 maddelik anlaşma ne şekilde tezahür edecek ve bu anlaşmanın ardından evet koşullar yerine gelmiştir, taraflar sözlerini yerine getirmişlerdir gibi bir ifade ve bir yorumla, bir açıklamayla bu anlamda mevcut operasyon sona mı erecek yoksa istenilen koşullar sağlanmadı ve biz operasyona devam etmek durumundayız, harekata devam etmek durumundayız gibi bir tablo mu ortaya çıkacak? Bu ana kadarki gelişmeler ve haber akışına baktığımız zaman evet bir takım çatışmalar olmakta, şehit verdik maalesef ki. Ama genel tablo veyahut da tarafların bakış açıları ifadesiyle Türkiye meşru müdafaa kapsamında olan bazı ufak tefek çatışmalara cevap verdiğini ifade ediyor. ABD veya Trump tarafından yapılan açıklama ise bu konudaki ateşkes anlaşmasının veya operasyona ara verilme sürecinin başarıyla geçmekte olduğunu ifade etmekte. Dolayısıyla bu akşam saat 22'ye kadar kalan sınırlı saatler itibariyle pek de olumsuz bir tablonun olmadığını görüyoruz. Sanki bu varılan anlaşma bir şekilde amacına hizmet edecekmiş gibi görünmekte. Pek tabii ki bundan sonraki süreç de önemli olacaktır. Terörist grupların ciddi bir şekilde bir geri çekilme eğilimi yaratıp yaratmadıkları, geri çekilirken mühimmatlarını terk edip terk etmedikleri ve bundan sonraki süreçte atılacak olan adımlar da önemli olacak. Ama mevzunun tansiyonunun düşmesi bakımından yapılmakta olan harekatın biraz daha artık güvenli bölgenin sınırlarını ve lojistik yapısını konuşlandırmak konusuna yönelmek adına önem taşıyacaktır. Tabii ki bu tablo piyasalar üzerindeki tansiyonu da önemli ölçüde azaltacak olan bir gelişme niteliğinde. Yarın itibar, daha doğrusu bugün itibariyle ilerleyen saatlerde bu anlaşmanın amacına vasıl olacak şekilde sonuçlandığına veya sonuçlanacağına dair kanaat arttıkça piyasalardaki tansiyonun azalması ve dolar-TL'nin an itibariyle 5.85'ler civarındaki, 5.86 civarındaki seyrinden biraz daha gerileme noktasında uzaklaşmasını bekleyebiliriz. Haftayı 5.80'ler yakınında, 5.79'lar civarında tamamlamıştık. Bu anlaşma haberinin düşmesiyle birlikte hızlı bir şekilde 5.94 direncinden, şurada görmekte olduğunuz direnç noktasını birkaç defa denedik ama aşamadık. Buradan hızlı bir şekilde teknik kalıplara uygun olarak 5.75'e doğru bir geri çekilmeyle yaşadık ve ardından bu hafta itibariyle biraz daha acaba bu anlaşma tam anlamıyla net bir şekilde sonuç yaratacak mı, yaratmayacak mı tereddütleri ve endişeleriyle birlikte yeniden 5.84-72 üzerine çıkılıp 5.87 seviyesine bir yaklaşım gözlemledim. Son aktarmış olduğum analizimde, hafta sonu vermiş olduğum analizimde kıymetli arkadaşlar, dinleyenleriniz net olarak bilecektir ki 5.84-72 seviyesi önümüzde önemli bir direnç konumundaydı. Ondan sonraki direncimiz ise 5.88 seviyesi olarak hesaplanmıştı. Ve yine pivot verilerimiz itibariyle de 5.87 seviyesi pazartesi günü için, yani dün itibariyle, haftaya başladığımız ilk gün itibariyle ilk pivot direncimiz, ikinci pivot direncimiz konumundaydı. 5.79 üzerinde kalındıkça 5.83 seviyesi önemliydi. Bu seviyede aşılacak olur ise 5.87'ye kadar ulaşmak pivot tekniği itibariyle mümkün olacaktı. Ve zira 5.87'ye son derece yaklaştık ve sonuç itibariyle 5.86 civarlarında bir seyrimiz bulunuyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü bu tabloya yönelik olarak çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şayet harekatın sonuçlandığı ve artık bu anlaşmanın paralelinde 120 saatlik sürecin ardından bir sorunun çıkmadığı ve tarafların kurallarına ve de vardıkları anlaşma metnine uyumlu davrandıklarına dair bir sonuç ortaya çıkar ve bu konuda
net açıklamalar gelir ise dolar TL'de bir geri çekilme eğilimi söz konusu olabilir. İlk durağımız şurada görmekte olduğunuz gibi 5.75 seviyesi olacaktır. 5.75 seviyesi önemli bir destek noktamız. 5.75'in aşağısında ise şurada görmekte olduğunuz bir başka destek noktamız var ki 5.65 seviyelerine doğru bir yaklaşım söz konusu olabilir. Tabii ki yarın için, daha doğrusu bugün için 22 Ekim tarihi itibariyle önemli olan bir başka durum daha var ki o da Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yapacağı bir görüşme. Ben bu görüşmeden olumsuz bir şey çıkmasını beklemiyorum. Zira bu görüşme bir şekilde tansiyonu düşürmek ve özellikle de her analizimde son günlerdeki operasyonla alakalı olan analizlerimde ifade ettiğim gibi Putin son derece kurnaz bir politika izlemekte hem ABD'yi hem Türkiye'yi hem de rejim güçlerini bir şekilde memnun edecek şekilde ne şiş yansın ne kebap yansın türünden ama kendi politikalarını da koruyacak bir modda hareket etmekte. Eğer bu görüşmede, beklemiyorum ama eğer bu görüşmede rejim kuvvetlerini veya teröristleri kayıracak, onların lehine olmasını sağlayabilecek olan bir takım dayatmalarda, diretmelerde bulunmazlar ise bu durumda dolar TL'deki tansiyonun biraz daha gerileme olasılığı artmış olacaktır. Ancak bu görüşme ardından Putin'in Türkiye'nin yanlış bir adım attığı veya şu şekilde davranması gerektiği konusunda yanlı bir tavır içerisinde bulunması tansiyonu biraz daha farklı boyutlara getirecektir. Ateşkesle alakalı olan iyimserlik Putin-Erdoğan görüşmesinden çıkacak olan sonuçlara göre biraz daha gergin bir tabloya bürünebilir ve piyasada bunu bu şekilde fiyatlamak isteyebilir. Ama tekrar ifade etmek istiyorum kıymetli arkadaşlar, şahsi görüş ve kanaatim burada ABD kadar Putin'de bu gerginliği Türkiye ve Suriye teröristler arasındaki bu tablonun biraz daha yumuşaması yönünde, bu harekatın biraz daha üstünün kapanması veyahut da küllerin bir şekilde kapatılması şeklindeki bir tavırla bir sonuç yaratmak isteyebileceği noktasındaki kanaatimi ifade etmek istiyorum. Bu tablo dahilinde arkadaşlar biz Barış Pınarı harekatıyla ilgili olarak başarılı bir operasyon yaptığımızı bir şekilde duyurmaya başlayacağız ve dünya kamuoyunun da gözleri bizde ve bizim piyasalarımızdaki baskılardan biraz daha arınmış olabilecek. Şimdi arkadaşlar bir diğer önemli konu ise 24 Ekim tarihinde malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir para kurulu toplantısı olacak ve bu toplantı Perşembe günü saat 14 itibariyle sonuçlanacak ve biz yeni bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Böyle bir faiz indirimi olur ise dolar TL'nin nasıl etkilenebileceği üzerinde duracağız. Harekat konusuyla ilgili olarak dolar TL'nin seyri hepinizce malum. Tamamıyla gelecek olan açıklamalar ve bu harekatın sonlanıp sonlanmadığı konusuyla alakalı bir durumda. Fakat para kurulu toplantısından çıkacak olan faiz kararı konusunda bazı tereddütler var. Yakın bir zamana kadar bu harekat başladı ve harekatın başladığı bir süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması pek de olumlu olmaz, doğru olmaz. Zira dolar hareketli, piyasalar karışık. Böylesi karışık bir ortamda dolar TL'nin biraz daha hareketlenmesine sebebiyet verecek şekilde bir faiz indirim kararının alınması makul olmayacaktır görüşü hakimdi. Ama şu an itibariyle duruma baktığımız zaman bu harekatla ilgili eğer bir sorun çıkmayacak, bu ateşkes anlaşması dediğim gibi bugün itibariyle saat 22 saat sularında net bir şekilde sonuçlanacak olur ise bu durumda Merkez Bankası'nın 100-150 puan civarında bir faiz indirimi yapabileceğine dair kanaatler ön plana çıkmış durumda piyasa önderleri tarafından. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası geçtiğimiz süreç içerisinde önce 425 puanlık, ardından 325 puanlık ve toplam 750 baz puanlık bir indirim kararına imza atmış durumda. Ve bu indirimlerin devam edeceğini gerek Merkez Bankası Başkanı'nın ağzından gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk. Enflasyonla mücadelenin faiz indirimlerinden veya yüksek faiz rakamlarından arınmak olduğunu her fırsatta ifade etmekteler. Tabii ki bunları bazı piyasa gerçekleriyle kabul edebilmek mümkün değil. Yani enflasyon rakamlarını gerçekçi bulamıyoruz. Cebimize yansıyan, kasamıza yansıyan enflasyon rakamları da makul görmüyoruz. Ama böyle bir ortamda
yaşanmakta olan faiz indirimlerinin de ne kadar gerçekçi olup olmadığını da tartışmak durumundayız. Zira bankalar atıyorum 0.99, 0 bilmem kaç oranda kredi verdiklerinden bahsediyorlar. Boy boy reklamlar veya TV reklamları veriyorlar ama gerçek anlamda bu kredileri kullandırıyorlar mı sorusunu da sormak durumundayız. Zira duyduğum, tanık olduğum bazı durumlar nedeniyle efendim biz bankaya gittik işte bu oranda konut kredisi veya araç kredisi veriyorsunuz, biz talibiz bu krediye dediğimiz anda şu veya bu sebeple kredi puanınız uygun değil, şu noktada eksiğiniz var, bu noktada hatanız var gibi bir takım bahanelerle bu kredileri olabildiğince kullandırmamak noktasında bir anlamda tabela kredileriymiş gibi bir görüntü yaratacak şekilde bir takım uygulamaların var olduğunu görmekteyiz. Hele hele özel bankalar, yani kamu bankaları haricindeki özel bankalar zaten bu oranlarda kredi kullandırmak hususunda son derece çekimser davranmaktalar. İşte değerli arkadaşlar, tablo böyle iken Merkez Bankası'nın çok ciddi oranda bir faiz indirimi yapma olasılığının da ortadan kalktığını düşünmekteyim. Bu akşam itibariyle çok fazla şu konuda mail aldım. Efendim Merkez Bankası 500-600 puan civarında bir faiz indirimi yapacak ve bu öyle bir faiz indirimi yaptıktan sonra insanlar faizden kaçıp dolara yönelecekler ve dolar da bu paralelde ciddi bir atak yapacak ve bu atak sonrasında da insanlar ellerindeki doları bozduracaklar ve düşük faiz imkanlarından da yararlanmak suretiyle konut alacaklar ve konut piyasası hareketlenecek. Böyle bir bu anlamda bir takım sorular ama çok yoğun bir şekilde bu tarz sorular gelmeye başlayınca bu konu üzerinde de birkaç kelime ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, dolara yatırım yapmış olan insanlar herkes ev almak derdinde değil. Yani dolarımı bozsam da ev alsam, bir şekilde konut alsam derdinde değil. Zira dolar gibi, altın gibi enstrümanlar çok daha kolay nakde çevrilebilir likit enstrümanlardır. Yani yatırım için aldığınız bir evi kolaylıkla satamıyorsunuz. İstediğiniz fiyattan zaten satmanızı geçtim de yine de kolay paraya çevrilir şeyler değildir gayrimenkul yatırımı. Gayrimenkul piyasalarını hareketlendirmenin tek yolu da bu değildir. Dolayısıyla dolara yatırım yapmış olan insanlar biraz da geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki o çok ciddi artışın yaratmış olduğu hengameden veya o imkandan tekrar yararlanır mıyım? Efendim dolar gördüğü yeri unutmaz, yeniden 7'lere 8'lere şuraya buraya ulaşır gibi bir beklentiyle de hareket etmiş bulunuyorlar. Bu sebepten dolayı değerli dostlar, faizlerin gereğinden fazla indirilmesi, evet enflasyon açısından, şu bu açısından belli bir politikayı gündeme getirebilmek adına hükümetin veya iktidarın kafasındaki belli bir projenin oluşması adına bir anlam ifade edebilir ama bir de piyasa gerçeklerine bakmak lazım. Şu net bir şekilde görülüyor ki enflasyon son birkaç aydır gelen düşük seyriyle baz etkisiyle bir hareketlilik yaşamakta veya bir düşüş eğilimi göstermekte. Belki Ekim ayında da düşük bir enflasyon verisi göreceğiz. Geçtiğimiz Ağustos ayındaki 625 puanlık faiz indiriminin, Eylül ayındaki 625 puanlık faiz artışının yaratmış olduğu bir baz etkisi vardı ve bu baz etkiyi biz artık yavaş yavaş kaybediyoruz ve istatistiklerde geçtiğimiz yılın verileri yer almıyor. Bunun yaratmış olduğu bir tablo ile enflasyon gerilemekte ama Kasım-Aralık aylarında enflasyon yeniden yüksek seviyelere ulaşacaktır. İşte kıymetli arkadaşlar, zannediyorum ki hükümet bu hesabı yapmalı, Merkez Bankası bu hesabı yapmalı ve şu anda çok ciddi bir faiz indirimi yapıp da ardından Kasım ve Aralık'ta yeniden faiz artışlarına yönelik adımlar atmak zorunda kalırsa işte bu durumda inandırıcılığını tam anlamıyla kaybetmiş olur. Yani düşük faiz, düşük enflasyon ve piyasaların hareketlenmesi şeklindeki proje tamamıyla yerle yeksan olur. Bu nedenle kıymetli arkadaşlarım, şahsi görüş ve kanaatim, ben bu Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısında 100 baz puan, 100-125 puan şeklinde bir indirim yapabileceğini düşünüyorum. Kasım ayında herhangi bir toplantı yapmayacaktır. Aralık ayında ise ya pas geçecektir veyahut da 0.25-0.50 gibi sembolik bir indirimle ben indirimlerime devam ediyorum ama vites küçülttüm
şeklindeki bir tablo söz konusu olacaktır. Yani hızlı bir faiz indirimine veya ilk iki adımında olduğu gibi 425 ve sonrasında 325 puanlık faiz indiriminin ardından bu sefer ciddi bir faiz indirimi yapmayacağını, çok daha düşük bir oranda faiz indirimi yapabileceğini dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim. Çünkü piyasa gerçeklere gerçek anlamda yüklü bir faiz indirimi yapılmasını hiçbir şekilde haklı göstermiyor ve hatta bu ay hiçbir faiz indirimi yapılmamış olsa dahi, yapılmasa dahi makuldür, geridir demek gerekiyor piyasa rakamları ve gerçekleri itibariyle. Zannediyorum JP Morgan olması lazım. O 0.75 oranında bir faiz indiriminin uygun olabileceği yönünde bir açıklamada bulundu ki bence de makul bir açıklamadır. Daha doğrusu ben tekrar şahsi görüşümü belirtmek istiyorum. 100 puan veya 125 puanlık bir faiz indirimi olacakmış gibi görünüyor. Eğer ki harekatla ilgili bir sıkıntı, sorun olmazsa yarın gece 22'ye kadar veya 22'den sonraki gelişmeler itibariyle de ekstra bir sorun yaşamaz isek. Faiz indirim kararı gelir ise dolar TL nasıl etkilenir? Bu sorunun cevabı ise arkadaşlar, faiz indirilsin ve faiz indirimiyle birlikte faizden nemalanamayacak olan para direktmen dolara akacak diye bir kural yok. Tek alternatif dolar değildir. Zira doların özellikle son bir yıldır yatırımcısını ciddi şekilde üzmüş olması, dolarize olmuş olan insanlarımızın ciddi şekilde dolardaki rahatsızlıkları, yeni dolar alımı niyetinde olan insanları da tereddütte bırakmaktadır. Bu açıdan altın gibi, borsa gibi farklı enstrümanlarında doların alternatifi olabileceğini, dolara yönelmek istemeyen, faizi de düşük bulan paranın bu gibi enstrümanlara ilgi gösterebileceğini de akılda tutmak gerekiyor. Yani faiz indi, faizler artık eski cazibesini göstermiyor. O halde haydi dolara yönelim şeklinde bir yaklaşımı da tek başına bir doğru kriter olarak değerlendirmiyorum. Değerli arkadaşlar, genel anlamda dolar TL için söyleyebileceklerim bunlardan ibaret olmakla birlikte yarın gece 22'den sonra gelecek olan açıklamalar ve ifadelerin dolar TL için yarın adına bir geri çekilme eğilimi yaratabileceğini, şurada görmekte olduğunuz 5.94 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu, bu direncin aşağısında 5.75 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu ve faiz indirimiyle ilgili olarak çok ciddi bir faiz indirimi, şok bir faiz indirimi olmamak şartıyla da dolar TL'deki Merkez Bankası ve Barış Pınarı harekatının atlatılmasıyla birlikte bir geri çekilme eğiliminin 5.70 aşağısının test edilebileceği şekilde yaşanabileceğini, 5.65-5.70 aralığı görüldükten sonra yeniden bir şekilde yıl sonuna doğru bir hareketlenme, bir ivmelenme, bir güç kazanma sürecine girebileceğini düşünmekteyim. Zira Merkez Bankası'nın yapmış olduğu beklenti anketinde de dolar TL için yıl sonu beklentisi 6.05 olarak istatistiklere yansımış durumda. Değerli arkadaşlar, şimdilik hoşça kalınız diyorum. Mevcut gelişmeler son derece hızlı ve önemli gelişmeler olduğu için bu gelişmeler paralelinde ekstra durumlar olursa ben de ekstra yayınlar ve analizler vermeye çalışacağım. Hoşça kalınız, selam ve saygılarımla.